Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. İnsanlar en umutsuz zamanlarında bile hayallerinden vazgeçmezler. Bir de işin içinde çok para kazanma tutkusu varsa onları akla hayale gelmeyecek işleri yapmaya zorlar. Dediğim gibi de, ula ne esneyip duruyorsun ya? Ula sen adamın şevkini kırarsın Allah'ıma ya. Bana bak şimdi, sana dediğim iş verdi hani bir gün valiyi vuracak. Ha işte o gün geldi, bugün o valiyi vuracak. Ya sen ne diyorsun? Bir daha anlatsana şunu baştan. Ula ben kime konuşayım iki saattir da? Bak şimdi. Artık zengin olacağım. Öyle bir plan var ki kafamda. Değil bizi zengin etmek, mahalle halkını bile doyuracak cinsten. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun be abi? Gelmiyorum ben ya. Ya oğlum ne diyorsun daha? Gel gidip Tahir gitmeden onu da yakalayalım. Ben sana planımı anlatacağım. Sen bana hak vermezsen var ya, kendimi oradan aşağı atacağım. Gel ya, abi yürü. Beni ya. Bir dinle be tamam, abi. Neredesin be abicim be? Bir buçuk saattir askeriz burada be. Ne demek neredesin ya? Sabah sabah bizim işimiz çıkamaz mı yani? E tamam da bir buçuk saatte iki tur yapardım ben. Paraya gelince istiyorsun ama değil mi? Bana bak, babanın hatırı olmasa. E babamın hatırı var diye mi böyle yapıyorsun? Ağaç ettin bizi burada be. Bana bak, ver şu anahtarı, hadi bakman işim, hadi bakalım. Hemen anahtarları işte zaten. Ya insan gibi bir konuşalım değil mi? İnsan gibi konuş benimle, insan gibi konuşayım senin. Tamam da ya, hem suçlusun hem güçlüsün be abicim ya. Biraz dikkat et, dayılanma ya. Ne demek hem suçlusun hem güçlüsün ya? Niye dayılanmayayım ya? Ya adam gibi konuşsana sen benimle ya. Ben adam gibi konuş, bana bak. Allah Allah. Ne oluyor burada ya? Bir dakika ya. Ne kafa atıyorsun böyle ya? Ne kafa bana bak, o adam benim yanımda çalışıyor. O seni ilgilendirmez. Adam emececiğim, elini çek öyle. Öyle tutma tamam mı? Tamam bir dakika ya. Artık çalışmıyor. Tamam. Ver la anahtarlarını. Aman be. Ver hadi. Ha, hadi güle güle. Hadi işiniz bir asker tamam. Hadi yürüyün. Hadi bana bak hadi. Hadi yürü. Hadi benim işim. Hadi boş ver ya. Yürü. Allah Allah. Adamlara bak ben. Bir de dayılık yapıyorlar be. Ne pa? Ulan sen ne diyorsun ulan? Gel. Ulan bırakın beni lan. Tamam ya. Bırak ulan geber tut. Yürü ya. Bırak. Tamam be ya yürü. Ulan ben adamım. Ya bırak beni lan. Tamam yürü. Ya bırak ben. Tamam ya. Tamam. Ulan kesmez miyim ulan? Tamam yürü ya. Ya Rabbim ya. Ulan delicin ya, gücün dön şuraya ya Allah aşkına. Ya nedir bu çektiğin beni ya? Ya sen ne yapmaya girdin oraya be arkadaş? İşimden ettin beni, o adam beni bir daha işe alır mı? Ulan ben almasın. Tavır koyuyordum ya. Almasın ya, ne olmuş ya? Bir bildiğimiz var ki girdik araya, öyle değil mi? Bir bildiğin varsa anlat o zaman, nedir bildiğin? Ne anlatacağım? Dur bakalım, her şeyin bir yeri bir de yolu vardır. Bu demek ki burada anlatılmaz. Ya sen hiç İskembeci'de İskender kebabı yenildiğini duydun mu? Ama İskenderci'de çorba içiliyor.
Nem olsun diye yaptım abi, ne yapayım ya? Ula Fikri, kendinde misin? He. Emin misin? Evet. Ula sus o zaman da. İyi tamam ya. Bana bak, benimki öyle maval hadise değil. Büyük plan dedik sana, büyük plan. Goli'yi vuracak dedik da. Anlat o zaman. Tabii Atina. Ula acaba Hasan Ağa uyanmış mı? Hasan abi de işin ne seni ya? Ya bir gün domuz var elbet, hele yürüyün. İyi hadi. Bak Allah'ın cezası şimdi buraya atmış. Kalk Hasan. Ha. Hasan kalk. Kalk ya geç kalıyorsun. Dur ben tüktüleyip durma. Ali abiyle buluşmayacak mıydın sen? Kalk adamı bekletiyorsun, kalk hadi. Kalk elini yüzünü yıka. Dur tüktüleyip durma dedim zaten, canım burnumda be ya. Kalk o zaman sil burnunu. Tabii kurt köceyince itin maskarası olurmuş derler. Şimdi beni it yerine mi koyuyorsun? Ya öyle dediğime bakma be ya. Ya yeter artık, her Allah'ın sabahı kedi köpek gibi didişip durmaya durmayalım ya. Ne yapacaktım ya, zil takıp oynayacak mıydım? Sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim çalışırken. E sanki iş var da ben çalışmıyor muyum? Adamlar zorunlu olarak izni ayırdılar. Gidip de kapılarına illa ben çalışacağım, beni işe alın mı diyeceğim yani. Ay sonu geliyor, ev sahibi kapıya dayandığında ne diyeceksin? Of be ya, canım mı alacak benim? Onun da haberi var benim çalışmadığımdan. Niye Ali abi değil de seni işten çıkardılar? Kim bilir ne haklar karıştırıyorsun? Yeter be ya, ne barışıyorsunuz sabah sabah? Sus kız sen, git de yat uyu hadi odana. Çek. Belge belge diyor, şu belgeyi göster de bir görelim. Zamanı geldiğinde görürsün. Acele edenin ecele yenik düştüğünü söylememe gerek yok sanırım. He. Dediklerimden bir şey anlamadınız mı? He. Ben size bir şey diyeyim mi? Asıl belge Hasan abi'den. Ben planlarımı onun üstüne yönelteceğim, tamam mı? Plan ki ne plan? Yeni bir umut doğmuştu. Ama umut karanlık çıkmazlardaydı. Kurulu düzenlerini hiç yoktan bozmaya değecek miydi? Veli'nin plan dediği şey neydi? Ula kullanmaya başladım ha. İçime de bir kuşku düşmedi değil hani. İçine düşen kuşku mu yoksa korku mu? Bana bak ula. Şimdi sana bir çakarım. Bir daha böyle alay edeceksen var ya, ben seni kovmadan ha bu masadan çek git. Nereye gideceğiz? Nereye gidersen git. Yoksa da seni defterden silerim. Sonra da defteri yakarım. Ne yakıyormuş? Defteri. Niye? Seni bir daha yazmamak için. He anladın mı? Bir daha öyle işlem işlem yapayım deme. Nasıl bir işlem? Yani konuyu bölme dedik. İyi tamam abi. Allah'ım yarabbim. Bak şimdi. Dün gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar sağa döndüm, sola döndüm. Ula bir plan yaptım ki sormayın. Bakın şimdi. Öyle çok para kazanacak, öyle bir zengin olacak ki multimilyarder cinsinden paraya para demeyecek. E ne diyeceğiz? Fikri, sana bir uçan tekme atarım. Ya merakım bağışla da, nasıl iş bu? Şimdilik söyleyemem. Çünkü henüz rayına oturmadı bu iş. Zaten rayına otursun var ya, para içinde yüzgeç atacak. Kalpazanlık mı yapacağız be, para mı basacağız? Şimdi senin ayağına bir basarım. Hasan! Hasan hadi gel! Of darla! Patlama be, geldik işte, ne bağırıp duruyorsun? Elinin körü. Sarmak yediği geçtin ha. Hadi ya, çıkalım artık. Hadi yürü hadi. İki saatte bir ayakkabı giyersin derdim. Sonuçta paralar bize kar olarak geri dönecek de ha. Yani sizin anlayacağınız risk yok, kar çok. İktisadın imparatoru olacak. E peki sermayeyi nereden bulacağız? Ula az önce ben sana ne anlattım ya? Sen beni orta kulağınla mı dinledin? Senin anlayamadığın bir yer var mıydı ha? Şey, ben şeyi soracağım sana. Neyi? Yani mal sattığımız adamlarla karşılaşırsak ne olacak? Hah, işte bak beklediğim soru ha buyu. Şimdi ha bu iş alan ve satan tarafından sakınca içerdiği için sinirleri sağlam olan kazanacak. Biz de ona göre sinirlerimizi sağlamlaştırırız. Öyle değil mi? Öyle. He. Yani sizin anlayacağınız, biz hapishanede uykumuz var diye yatmadık. Peki dükkanı nereye açmayı düşünüyorsun? Bana bak Fikri.
Uçan tekme istikakın ikiye yükseldi. Sen istersen... Allah'ım ya Rabbim ya. Ya öldüreceğim bunu ya. Bana bak, sen saçının başını yolar, sonra da berbere yollarım ha. E madem saçımı başımı yolacaksın, niye berbere gönderiyor? Ulan saçı başı olmadan berbere gittiği için... Berberi de çileden çıkarıp bir de berber tarafından izin olsun diye. gülün gülün. Son gülen iyi güler ama. İyi tamam işte bu son gülüşümüzdü. Kalkın gidiyorum. Girin. Bana bak sana latif ediyorum. Ya çek be. Lan gül. Ya bırak. Ya oynamayın ya. Dayı. Ula bu gelen senin kaynanayla kayınbeden değil mi? Abi Cemile cadısı geliyor. Daha bir şey yapamazsın da yanında biz varız. Günaydın Kaş ailesi. Günaydın. Hayırlı sabahlar Cemile abla, nasılsın? Sizden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Hasan söylediklerimi unutmasın. Tamam unutmam. Ev sahibiyle konuş, bir daha kapımıza gelmesin. Ya tamam dedim ya, hadi sen git. Kim? Feriddin mi? Başka ev sahibimiz mi var? Tamam, ben onunla bizzat konuşur, kendim ilgilenirim. Güle güle abla. Zaten bunun bir şey yapacağı yok. Bana bak. Boş ver abi, sen takma ona kafayı ya, boş ver ya. Şeytan diyor şimdi git kır bacaklarını, ama akşama bir iki tartaklarım ben onu, görürüm. Değmez be abi. Tartaklarım dedi de ya, Nurten benden ne istemişti acaba ya? Abi akşam eve gidince öğrenirsin ya. Ulan öyle şey olur mu ya? İyi ki senin bahtın kapalı ha. Böyle devam etseydin seni karın içeri almazdı. E içeri almayacak da nereye alacak? Eğer demirci Müslüm'ün kızı Fil Bahriye'yi alsaydın, o seni nereye alırdı biliyor musun? Neyse söylemeyeceğim ya, onu da. Hoş verin şimdi ya, şu izin işini halledelim be ya. Abi nasıl halledecek, bizim elimizde olan bir şey olsa neyse. Ama gider bakarım, cevap gelmiş mi bir sorarım. Tamam, onun için de gidelim şuradan minibüse binelim. Gidip soralım, arkadaşlar da bizi kahvede beklesin ha uşakta. Hayır biz de gelelim sayın abiciğim, yani bir yardımımız dokunur değil mi? Ya tamam be aslanım, zaten paramız yok cebimizde. 4 kişiyle 2 kişinin masrafı bir mi olur? Siz kalın burada, biz ikimiz halledelim, size sonra haber veririz. Tamam, siz bizi kahvede bekleyin de. Biz zaten hemen geliriz. Tamam abiciğim. Hadi görüşürüz. Ulan bunlar bir dümen çeviriyor ama. Örnek verebilir misin? Şu anda veremem ama göreceğiz. Göreceğiz elbet, kör müyüz? Her neyse, kahveye gitmenin zamanı geldi. Ama önce gelsin Ceyda'ya vuruyor. Hadi. Vallahi Veli, Allah inanırsın seni burama geldi ha. Şeytan diyor böyle sık kırtlağını al canın, ama arkadaş gözüm yemiyor ya, bu yaştan sonra git okusana köşelerine sürün ya. Yok ya, ne gereği var ya. Garı milletinin tabiatında bu vardır ya. Bu iki gün işsiz gez var ya, etekleri tutuşur, acımdan öleceğim zanır. Yahu tamam onu da bırak. Tutturmuş illa abimin yanına gir çalış diye. Arkadaş ölürüm de gidip onun abisinin yanında çalışmam ben ya. Ya tamam işte abicim, sen çalışma da ona he de. Ya ondan sonra sen bildiğini yaparsın. Sen onu bunu bırak. Ben asıl şu izin işini verseler ne güzel olacak, ha, onu düşünüyorum. Tamam, o gelen kağıtlar neydi peki? O işin formalitesi. Herhalde bizi sınamak için gönderdiler onu. Bakalım ciddi mi devul mu bunlar diye. Ha. Devlet işi bu ya. Ya bir an evvel halletsek şu işi ya, ne kadar güzel olur. İnşallah olacak olur da bir an önce kavuşurum altınlara. İnşallah ya. Ulan ne iyi olur ha. Bir hesapla bakalım. Sandık başına ne kalır? Atıyorum 2 milyon. Maliyeti çıkar. 500 bin falan kazanırız be abi. 500 ise o zaman bizim günde 10 sandık falan satmamız lazım ki 2,5 milyon kalsın. Umut dünyası. Hani derler ya, aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Sen de o hesap. Fikri. Ne oldu be abi be? Su koyuverme be kardeşim. Aç horoz desen neyse, biz tavuk muyuz? Ah be abi, şu defineyi bir bulabilsek ne para kazanırız be, değil mi abi? Ne oldu be abi, ne daldın? Hiç. Arabadan da ayrıldık. Ne güzel çalışıyorduk. Sabahleyin Veli bir şeyler söylüyordu. Ne iş, ben anlayamadım. Un ticareti. Fırınlara un yerine kireç satacakmışık. Kireç mi? He öyle dedi. Hangi fırına? Bilmem. Hadi be senden. Bu insanlar acaba planlarını uygulayabilecek miydi? Akla hayale gelmedik planlar ve sonuç koca bir sıfır. Son umut Hasan Kaş'ın define hikayesiydi. Elindeki haritaya bağlamıştı umudunu. Ama ailesinin ne durumda olduğundan haberi yoktu. Hoş geldin Cemre abla. Hoş bulduk. Bizimkiler döndüler mi? İyiliğiniz gelmediler.
Nerede kaldılar acaba? Sen otur, ben bir çay demleyeyim. Yok, istemem. Zaten karnım da aç. Canım çok sıkılmış. Hayrola, ne oldu? Niye canın sıkı? Ne olsun, bıktım artık bu adamdan ben. En iyisi diyorum boşanmak. Başka çaresi yok. Niye boşanıyorsun canım? Dur hele. İflas ettiğinden beri doğru dürüst çalışmıyor. Şimdiye kadar ben çalıştım, şimdiden sonra da sen bakacaksın diyor. Abim yanına aldı, iş buldu. Beğenmiyor beyefendi. Şimdi tutturdu bir define diye gidiyor. Dün akşam bir rüya gördüm. Hayrola abi, hayra yorsaydın? Gördüm, yordum, sordum evvelallah. Ha. Ceyda beni bekliyor. Ben de ahıra gittim beyaz atı almak için. Niye? Ulan rüya bu işte, niyesi mi var? Dinlesene. Ahıra gittim, bir baktım kapıda Hasan abiyle Veli. Beni görünce arkasını döndüler. Anlam veremedim. Birden Cemile cadısı elinde sopayla çıktı ortaya. Bir patlattı abi. İyi iyi, ne güzel rüya görmüşsün. Fikri, gülme. İyi tamam abi. Uyanmışım tabii ben. Ha. Sopanın tesiriyle. Of. Yürü ya, gidelim be. Bunlar gelmeyecek herhalde. Abi bekleyin, geleceğiz dediler. Tamam oğlum ya, gidelim işte. Nereye? Ceydaların oraya mı gene? İşte bundan iyi fırsat mı olur? Yürü, onlar gelene kadar biz geliriz. Gidelim anasını satayım be abi. Geç kalmayacağız ama değil mi? Mayıs tamam. İyi hadi yürü. Ben kalkayım artık. Otursana. Evin işleri var daha yapılacak. Ceyda ne güne duruyor? Ceyda'ya bakarsan sen yandık biz. Sen bilirsin. Hadi. Hadi Allah ısmarladın. Güle güle. Yine gel, yine buyur. Yap şu kardeşine bir kıyak. Şurada 5 dakika erkeğe yatıver ya. Şu kızla konuşayım ben. Olmaz abi. Kadınla başım belada zaten. Sabahleyin bir baktı bana kanlıymış gibi ya. Oğlum Ceyda ile konuşmam lazım. Hasan abi evde yok nasıl olsa. Annesi de yok. Bu fırsat kaçar mı ya? Ah be abi. Sen benim başımı belaya sokacaksın ama. Hadi git git. Ben buradayım. Eyvallah. Hadi. Tahir değil. Tahir kılına girmiş beyaz atlı prensinim ben senin. Atım dışarıda. Daha sonra tanıştırdım. Bu ne güzellik kız. Şımartıyorsun beni. Sen dünyanın en görkemli şımarıklıklarına layıksın. Daha öyle bir şımarıklık yaşanmadı ki. Bak yakalanacağız şimdi. Annemler gelir. Ne olursa olsun ben her şeye razıyım. Şu bakışlara bak. Utandırıyorsun beni. Utanma. Yo, ne yapıyorsun burada? Ne bekliyorsun kapımızı yalı kazı gibi? Şey, gelecek konuşsana. Şimdi. Nerede o Tahir denen? Ay, şimdi. Akıl hocam nerede şimdi senin? Gel. Allah kahretsin. Bir de sizi kahveye gel alıyorlar ha. Erkek diye kahveye alıyorlar. Yazıklar olsun size. Tüh. Eyvah, haber de veremedim. Şimdi bu Tahir beni öldürür. En iyisi kaç. Düğünümüzü İlton'da yapacağım. Olmaz, orası küçük. Basacağım parayı Beyaz Saray'da yapacağım. 40 gün 40 gece, tamam mı? Büyükleri de danışmak gerekiyor ama bu konuda. Danışırız canım, onlar ne diyecekler? Seni kuş sütüyle beslemek için kuş çiftlikleri kuracağım. Yurdun her yerinde şu... Seni. Önce sen aç karnını doyur. Bir dakika doğru. Yenge. Önce sen ya aç karnını doyur, tamam ondan bir... sonra at al. Defol, getir komşular. Ya bir dakika, yenge. Bir dakika, dur. Nasıl? Ya, tamam, dur bir dakika. Öldüreceğim seni, gidip hız düşmanı seni. Ben görmeyeyim seni buralarda. Allah'ım belası. Seni sürtük kız seni. Ben sana kaç defa söyledim kız? Kaç defa söyledim ben sana? O itle konuşmayacaksın diye onu kapılara kadar getiriyorsun buraya ha? Sana kaç defa söyledim? Allah'ın belası. Kaç defa söyledim ben sana? Kız senin yaşındakiler çoktan evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Sen takmışsın elini itini kapıya getiriyorsun beni. Anne bir sorsana, bugüne kadar hiç sordun mu bana? Sus itince öyle. Ben sana kaç defa söyledim o adamla konuşmayacaksın diye. Ne demek istiyorsun? Anne. Allah'ım ya Rabbim, bıktım ben bunlardan. Nedir çekeyim? Senden ayrı çekiyorum, babandan ayrı çekiyorum. Bıktım artık ben sizden. Anne ben de görüşmek istemiyorum. Ne yapayım? Çocuk peşimi bırakmıyor. Yeter yeter artık. Delirttiniz beni. Yeter. Ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Allah'ın cezaları. Anne. Anne nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum. Hasan ve arkadaşları işsiz güçsüz insanlardı. Bütün gün kahve gelip oturuyorlardı, laflıyorlardı. Başka bir iş yaptıkları da yoktu.
Tahir abiyi bir süredir tanıyorduk. Bizim üniversite şofördü. Bir gün arkadaşları yanındayken babamla tartıştılar. Sonra da işi bırakıp gitti. Babamın fabrikadan ayrılmasıyla annemle babam daha sık kavga eder olmuşlardı. Evde her gün huzursuzluk vardı. Cemile Kaş evi terk edip annesi olmadığı için abisinin evine dönmüştü. Bütün bu olanlardan habersiz olan Hasan Kaş define için kazı peşindeydi. Vay be arkadaş, bu kadarını da pes ama. Ya neyin garantisi var ki abicim? Hem merhametli adammış. Bu dünyada hiçbir şeyin garantisi yoktu. Bakalım ne olacak? Adam senden tırstı mı ne? Gerçi garanti de vermedi ama. Olsun abicim, hem bizim için böylesi daha iyi oldu. Dur bakayım, ben bir şeyler düşünüyorum ama sana arabada anlatırım. Ya hem bir gün geriye attı gerçi, tamam, sevinsek mi üzülsek mi ama. Sevinelim abicim, sen boş ver, gel bakayım. Gidiyorum. Ne biçim iş yapıyor bunlar be? Sanki Bağdat'tan karpuz getirecekler. Bürokrasi diye bir şey var memlekette. Hem Hasan abi geçen akşam sarılmış. Neden sustun? Yok bir şey. Var ulan. Vallahi billahi var. Senin dilinin altında bir bakla var. Bir tane değil hem de kiloyla var. Tek tek çıkaracaksın onları. Çıkarmazsam ne olur? He. Annene sigara içtiğini söylerim, bir duyarsa. O benim sigara içtiğimi biliyor. Ben saygıdan içmiyorum onun yanında. Yok ya. Bak Fikri, söylüyor mu söylemiyor mu? Tamam. Yemin ediyorum gırtlaklarım. Tamam abi, tamam. Ve ötede. Geçen gece meyhanede içiyorduk. Veli Hasan abiye çok içittirdi anlatsın diye. Sadete gel oğlum, define neredeymiş? Ya definenin yerini bilmiyormuş. Bir köy mü dedi, kasaba mı dedi, ne? Ulan bir sürü köy kasaba var, adı ne oğlum adı? Adını söyledi ama... Ya bir sürü ağ var içinde abi. Ulan bana bak Lale. Benle oyun mu oynuyorsun oğlum? Bulmaca mı çözüyorsun lan burada? Ne bileyim abi? Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Hoş geldiniz beyzadeler. Nerede kaldınız? Gözümüz yolda kaldı. Ne oldu? Of ulan of. Hani derler ya insanın kendi parasıyla rezil olması diye. İşte aynı öyle şey. Ya Hasan abicim, kırma şevki ne dedik ya sana ya? Hele şuradan çay söyleyin. Dilimiz damağımız kurudu ya. Ya bırak çayı mayı işini. Nasıl yapacağız? O izni nasıl alacağız? Ya abicim, bu ülkede bürokrasi diye bir şey var değil mi? Meclise kalırsak biz yandık. O izin senelerce çıkmaz. E nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Demek ki kendi izinimizi kendimiz yaratacağız. O zaman? Bu akşam iyi bir plan yapmam lazım. Sabah anlatırım. Un ticaretine benzer. Ne dedin ulan sen Tahir? Yok bir şey ya. Bir şey demedim. He. Fikri. Fikri Fikri konuştu Fikri, güldü Fikri. Fikri 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 abi ya. Fikri. Tamam abi, tamam. Neden sinirlendi ki? Hep o salağın yüzünden. Gelmiş gün ortasında kapıma dayandı. Sen de çok yüz veriyorsun ama. İnan şeytan görsün yüzünü. Bir öylesine baktım diye seviyorum zannetmiş. Hah, bir saniye. Babam geldi herhalde. Hep böyle ediyorsun sen ya. Tamam be Veli. Tahir'i bilmiyor musun sen? Hadi hep beraber kalkalım. Şey, siz gidin abi. Beraber görünmeyelim. Niye? Ben az önce Ceyda ile konuşuyordum da Cemile abla gördü, çok kızdı. Yoksa sen gene bize mi gittin lan? Yok be abi. Geçiyorduk, öyle gördük işte. Öyle değil mi lan Fikri? He, ben Ceyda ile konuşacağım. Sen erkete yat dedi. Fikri! Yok be abi, yalan söylüyor. Salak. Bak oğlum bak, benim her şeyden haberim var, tamam mı? Ama bizimki Nuh dediğimi peygamber demez. Gerçekten daha bu işi uzattınız be abi ya. Neyse, hadi kalk biz gidelim. Bunlar da ne hali varsa görsün. Hadi biz gidiyoruz. Aa Nurten, sen de mi buradaydın? Biraz önce geldim. Ceyda bir şeylerden bahsetti. Hayrola? Ayaklı gazetedir benim kızım. Ne dikiliyorsun başımda? Hadi git bir şeyler hazırla. Hazırlarım. Abimlere gittim. Abim evdeydi. Bana çok kızdı. Çok sinirlendi. Niye? Niye evden gittim diye. Akşama gelince onu kovarsın. Kiranı ben öderim dedi. Oğlum bak görürsün. Bu Veli var ya, Hasan Aga'yı kafaya alıp hazineye oturacak. Yok be, Veli abi öyle şey yapmaz. Kim? Vallahi billahi yapacak. Bak dediğim olacak. Eğer olmasın var ya şu... Yok, şunu keserim. Yapma ya, sahi mi? Eğer var ya bak, dediğim çıkmasın, hem bunu keserim hem de bunu. Boş ver parmaklarını abi. Bana bak, gidelim Veli'nin kapısının önüne. Nasılsa evde, Hasan Aga da orada.
Sotaya atalım, bekleyelim. E ya görürlerse? Görme. Ne var? Saçmalama. İyi. Yürü. Önümde geldim. Neredeydin sen ya? Hasan abilerdeydim. Hasan abilerde miydin? Evet. Ne yaptın orada o saate kadar? Cemile abla evi terk etmiş. Yapma ya. Nereye gitmiş acaba? Abisine gitmiş. Abisine mi? Allah Allah. Abisi de kızmış evi kızmış terk ya ettiği için. Sen evet niye evi terk ediyorsun? Evi terk edecek biri varsa o da aha Hasan'dır demiş. Mesela bak bakayım o kapıya. Bu acaba ithal bir şey olur. Hoş bulduk. Selam. Oy Hasan abicim hoş geldin da. Buyur hele otur şöyle ya. Biz de şimdi tam senden bahsetmek üzereydik. Ya nasılsın abi? Sağ ol iyiyim. Ne oldu? Bizi hele bir yalnız bıraktı ha. Ne oldu abi ya? Ya Cemile beni evden kovdu be. Yapma ya. Allah Allah. Niye abi? Ne bileyim atıştık ya birazcık tartıştık. Haritaya bir şey oldu değil mi? Yok harita yanımda ya. İyi. Başver canım ne olacak ya? Allah Allah evden kovduysa burası da senin evin sayılır. Zaten başka gidecek nerem var ki? Sana güvenim. İyi abiciğim iyi sen başver. Nurten kız bak hele bu yani. Efendim. Abi karnın aç mı? Pek aç sayılmaz ya. Ya bize yiyecek bir şeyler hazırla da. Çay koy kahve getir bir şeyler yap ya. İyi abiciğim daha nasılsın? Ya takma kafana ya. Sanki ne olmuş? Dünya mı yıkıldı ya? Burada canavar gibi kardeşim var senin. Hasan abicim iyice yedin değil mi? Bak doymadınsa bir daha ye ha? Yok adından fazla yedim zaten. Yapma ya doydun değil mi? İyi. Kesenize bereket. Her şeye doğru boşverdin. Yarın ne yapıyoruz? Ya izin vermezlerse? Vallahi abicim vermezlerse bir plan yaparız. Herhalde bizim de o kadar kafamız çalışır. Bak bana sorarsan aslında yapacaklarımızı bir kağıda not edelim. Bir liste tutalım. Kız Nurten gel bakayım yani. Efendim? Bak şimdi abi. Bana bir kağıt kalem ver hele de. Buradaki kağıt kalemi görmüyor musun? Getir de ha. Ulan bu gariyi de tutayım. Git içeri git. Şimdi bak abicim. Eğer bizim derdimiz ne izin. Eğer izini vermezlerse bu iş gerçi kanun dışı olur ama bizim kanunla aramız iyi. Benim sevmediğim bürokrasi. Eğer yarın olmazsa biz gideriz. Güzelce başlar. Önce izni alamam. O zaman gideriz bizim çocukları alırız. Konuşuruz. Olmazsa kendimiz bu işi yaparız hallederiz. Tamam mı abi? Tamam. İşte bu kadar da. Hasan Kaş'ın işlerinin bozulduğu yetmiyormuş gibi bir de aile düzeni bozulmuştu. Artık tek umudu hayal ettiği hazineye kavuşmaktı. Bakalım ne kadar muvaffak olacaktı. Baban nerede kaldı acaba? Gelince sorarız anne. Ya gelmezse? Gelir merak etme. Ben bir dayını arayayım bakayım. Ya türtüp durma adamı desin. Bir yatağımızı verdin başkalarına. Başkaları olur mu ya? O bizim Hasan abi ya. Olabilir. O düşünmüyorsa... Ya o düşünemez tabii evden kovulmuş. Zaten mantıklı düşünemiyor. Hem benim düşündüğüm harita. Define olmasa ben ona yatağı verir miyim? Ya biraz günaydın. Günaydın sayın abicim. Hadi al şunları götür. Hadi. Otur bakayım abicim. Bak havluyu da bulmuş. Bak abicim. Nasıl rahat ettin mi? Sağ ol iyi istirahat et. Bak rahat edemedimse burada da yat. Burası sağ çok ol, rahatmış. Ya abi şimdi ne yapalım biliyor musun? Güzel bir kahvaltı edelim ondan sonra da çekip gidelim çocukları ya, bulalım. Aslında kahvaltının zamanı falan değil. Bir an evvel hazırlanalım da yola düşelim. Olmaz abicim. Nurten gel bakayım bu yani.
Bak şimdi abi, güzel bir kahvaltı yapalım, kafamız çalışsın. Efendim? Çayı koydun mu? Koymadım, koyarım şimdi. Ben gidip ekmek alayım, Nurcan da çayı koysun, sen de bir uyan. İyi, tamam. Kız çayı koy ha. Tamam. Şimdi gelirim abiciğim. Ula, Ula Tahir, burada mı sabahladınız yoksa? Yok abi ya, geçiyorduk da yorulduk, biraz dinleyelim dedik. Ula Fikri. İşin aslını sorarsan abi. Fikri. Neyse, Hasan Aga'yı evden şutlamışlar. Dün gece bizde kaldı. Ben de gidiyorum ekmek alayım da kahvaltı edelim. Biz diye. Alırız abi, sen bak işine. İyi hadi çabuk gidin, gelin de tamam, beraber edelim tamam, kahvaltıyı. Tamam, Allah Allah. Ne de çabuk geldin ya? Yıldık da. Hani bir şey almamışım? Gittim bizim Tahir'inle Fikri kapıda dikiliyler. Aa. Dedim ki, ula ne dikiliyorsunuz? Dedi ki, bir emriniz var mı diye bekliyor. Dedim o zaman gidin, ekmek alın. İyi demişsiniz. Nurten. Efendim? Çay oldu mu ya? Olmadı da. E olsun da. Nurten. Kapıya baksın da. Sonra da. Selamünaleyküm. Ah, geldiler. Bak aldım. Ekmeği de almışlar. İyi. Başka bir şey lazım mı abi? Fikri, sağ ol. Parayı ben verdim. Yapma ya. Adam para almadı ha. Ula sen var ya Dair, adam olmayacaksın. Geç. Hadi Sayın abim buyur. Fikri yavaş. Ha, gel sen de Fikri. Ne bu hal anne? Baban eve gelmedi akşam. Nerede kaldı acaba? Kovmasaydın o zaman anne. Kovduysan git dışarıda yat demedim ya ona. Geç gelseydi de alırdım herhalde içeri. Ah anne, bu köy gururun yok mu? Ne yapsam acaba? Velilere gidip bir baksam velilerde midir? Veli bilir nerede olduğunu. Valla sen bilirsin. İçim çok sıkılıyor. Ben bir gidip bakayım. Hadi kızım gel, kapıyı kilitle arkamdan sen de. Hadi. Oy, oy. Ya şükür. Doyduk abicim. Bak doymadıysa bir daha bir şeyler ye. Yok yok, sağ ol canım. Aslında şimdi birer sigara istekleyeceğim ama çok kalabalığız ya. Evet. İstersen dışarıda içelim. Tabii tabii, duman altı olur. Sen istersen kahvaltının üstüne bir de kahve iç abi. Evet. Ya bilmem ki. Nurten. Efendim. Biz de bu arada haritayı inceliyoruz. Bak hele. Hasan abime bu kahve yap. Ya Nurten kızımız ne der ki acaba ya? Ne diyor ya? Ne diyor? Şey, kahve. Kahvenin şeyine şeyi. Sen de karışıyorsun lan. Hadi sus, sen boş ver onları da. Hasan abimize iyi bir kahve. Hadi canım. Benimki sade olsun. Benimki Hasan abininkinden. Şşş, yenge kızdı galiba abi. Sağın oğlum, önüne bak. Sen şu haritayı çıkarmaya çalış da ben bir bakayım. Ne olmuş? Hazır mı kahve? Bu kahve de nereden çıktı böyle? Ya Rio'dan diyeceğim ama sen şimdi onu da anlamayacaksın. Ve bakayım. İyi iyi. Kime yetecek ki bu kahve? Zaten... Ya, ne yapalım? Onları da istediler. Çay yok mu? Çay. Aa bak buradaki çaydan koy, getir bakayım. Biz askerdeyken kahveyi ha böyle yapardım işte. Ha. Hadi köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz. Ha. Hadi çabuk gel. Tamam mı Nurten? Öyle yap. Gel beni gel. Bak. Tam şurada bak, şurada bir ağaç var. Tam bu ağacın dibinde, tamam mı defne? Hazineyi mi abi? Ha, hazineyi nereden göreceğiz oğlum? Ağacı diyoruz herhalde. Ha, iyi. Ey büyük Allah'ım be, bize de göstermeyi nasip et be. Ula acaba bunu ne kadar zaman içinde çıkar? Veli abi, kazma küreği hiç gerek yok. Grader tutalım. Aa ne olur mu grader be? Paramız mı var deli? Abi kazma kürekle iki günde hallederiz biz. Kaç gün? İki. Ula git. Biz oraya pikniğe mi gidiyoruz, misafirliğe mi? Bu işi en fazla yarım saat. Hadi uzatmalar elinize koyduk. 45 dakikada halletmeli yok. Da nasıl olur? Ver oğlum. Ver, ben de dursun o ya. Acaba nasıl işte bu ne? Nurten. Efendim. Kahve ne oldu? Oluyor. Hadi çabuk olsun. Yasal olmayan yoldan, devletten izin çıkmadığı halde defineyi bulmaya kafalarına koyan dört kafadarın başına daha neler gelecekti? Hep birlikte izleyelim.
Hemen başlayalım abi işe o zaman. Oğlum öyle kolay değil. Kadınlar izin vermiyorlar. Geçenlerde bizim Zeki gitmiş ağzını aramış da. Ne yapsak o zaman? Başka bir formül bulmalıyız abi. Tamam da nasıl başka bir formül bulacağız ya? Abicim gidelim. İki tenşanlar mı alalım? Dayanalım kapılarına ya. Bu iş yasal değil dedik da. Hangi jandarmadan bahsediyorsun da? Abi en iyisi iki tane amele tutalım. Biz de amelelere yardım ederiz. Bir an önce kazarız abi. Fikri. Ya kazalım da kadınları öldüremeyiz gibi abi, ne yapacağız? Ölü kadını da mı götüreceğiz? Fikri. Ula Fikri. Ya benim şimdi anlamadığım. Hadi diyelim o işi öyle gittik. Ben şimdi ne diyeceğim? Nurten, kız kahve ol deme. Oluyor ya, dedim ya. Yapacak? Götür de. Nasıl edeceğim bunu ya? Abicim, bu kahvelerimizi de içip kalkalım bir an önce. Olsun, yoluna gerek. Biraz geç oldu. Olsun, sana da zahmet verdik. Sağ ol karıcığım, ben almayayım. Sabahları beni sinir yapayım. Veli abi, seninkinden alayım mı? Al tabii ya. İki tanesi. Afiyet olsun. Tamam. Ulan kim acaba ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede o sokak faresi, burada mı? Sen abime, abime. Çay koymuşlar. Neredesin sen? Akşam uyku uyuyamadım ben. Sen burada oturmuş keyif yapıyorsun. Vallahi keyif falan yaptım yok ya. Çok isaretler de kırmamak için içeyim de demiş. Ya bizim bir ikramımız ya. Akşam neredeydin? Hangi şırfıntının evindeydin? Teessüf ederim Cemile abla. Bizim evdeydi. Ne olmuş yani? Kusura bakma beni. Ben sinirden ne söyledim bilmiyorum. Neyse. Hadi canım. Eve gidelim de evde konuşuruz. Ya eve gitmeyin. Ya bize bir gün müsaade edin. Şu işi bir toparlayalım da. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hadi. Nurten. Efendim. Siz kahvelerinizi için. Sen de şu koliyi getir. Taytları götürelim, verelim. He? Hadi. Hadi için de kalkın hadi. Yok tamam, tamam. İçtik. Abi ya, bu kutuyu hep ben mi taşıyacağım ya? Ula laf edip durma şimdi, zaten kafamız bozuk. Ula adam malı niye almadı acaba ya? Vallahi bilmem, bizim bu parayı bulup ne yapıp yapıp hemen yola koyulmamız gerekiyor ha. Koyulacak da nasıl? Ha burada bir imalathane daha var, oraya da bir uğra. Tamam bakalım oraya. Allah. Geçin abi, geç. Geç Yükü, geç. Selamun aleyküm hacı abi. Aleyküm selam. Nasılsınız abiciğim? Allah'a şükür. İşleriniz nasıl? İşler durgun be kardeşim, gördüğün gibi. Allah iyilik yapsın. Mal mı lazım? Vallahi bizim bir malimiz vardı da iş değişikliği yapacak. Biz onları verebilir miyiz diye geldik. Görüyorum malları be yavrum. Görüyorum abi kardeşim. Daha ucuza veririz, hesaplı veririk. Yavrum bal var. Ama o zaman, bir bak ama yani. Şimdi aslında Hacı abi arkadaşın anası öldü. Şimdi cenaze ortada. Onu kaldıracak da dedik abi malları iade edelim. He. Bize bir iyilik yap abi. Bakalım aç yavrum be. Bakalım. Aç bak mallar çok iyidir. Hiç tefosu mefosu yoktur da. Bakayım. Bak. 5 rengi var abi mal. Sayalım mı abi onları? Say say bırakalım hadi. İyiliğimiz olsun. Hadi tamam. Ey abi bana da bize yeter artık ha. Çantayı bedavaya getirdik. Şimdi kazma kürek işini halletmedik ama oradan hallederiz. Hallederiz onu. Şuradan binalım minibüse gidelim artık. Tamam. Bana bak, inşallah yakalanmayız ha. Oğlum şu şom ağzını açmasan olmaz ha. Doğru diyorsun Hasan abi, bu hep öyle söylüyor. Karışma lan sen. Bunlar ne olacak? Hangisileri? Şeyler mi? Elbiseler. Ya kadın elbisesi. Siz giyersiniz olur biter. Kim giyecek? Ya Fikri, ne sen? Ben hayatta giymem abiciğim sen. Ya. Bak bir oda giymez. Kardeşim, nasılsa ya. Ne
giyiyor muyuz? Yok ya? Abicim, ben ya giymem. Ya şuraya bir işe geldim. Ya bak, bak. Ben giymem abi. Ben hayatta giymem. Son günlerde babam sık sık arkadaşlarıyla buluşuyor ve gizli gizli bir şeyler konuşuyorlardı. Annem ve ben merak içinde neler olacağını bekliyorduk. Tahliyeden uzun süre haber alamamıştık. Duyduğumuza göre arkadaşlarıyla bir iki iş denemişler ama kıvıramamışlardı. Hasan ve arkadaşları son zamanlarda sık sık kahve geliyorlardı ve gizlice bir şeyler konuşuyorlardı. Ama ne konuştuklarına kimseye bahsetmiyorlardı. Bir ümit yolculuğu böyle başlamıştı. Ama sonu nasıl noktalanacaktı? Hep birlikte görelim. Ya şuradan söyleyecekseniz bir çay söyleyin. Allah aşkına içim yandı ya. Doğru söylüyor vallahi. Benim de içim dışım yandı abi. Ama abi söylerim ya senin üstüne de. Bize dört çay yapar mısın? Hemen geliyor. Ula Tahir, onu bunu bilmiyorum da kadın elbisesi sana yakışacak ha. Sanmam. Hasan abiyle sen gitseydin daha çok yakışır. Niye ula? Baktık orada bütün bedenleri denedik. Öyle diyor mu abi? Sana oldu ne yapalım? Neyse onu bunu bırakalım da şuraya bir gidip bir görsek abi. Ya ya da şey yapalım. Önce Tahir'le Fikri burada beklesin. Biz gidip bir ön keşif yapalım ha. Daha iyi olur. Önce bir keşfedelim sonra gelir bunları alalım. He ne dersiniz siz burada bekleyin. Sen ne dersin Tahir? Dur bakalım. Bir bakalım mı yok işte o zaman ya biz kalkıp bir gidip bakalım şöyle abi. Bakalım. Hadi bakalım da. Hadi bizim çayları da siz için ver. Ulan ben gene kıllanmaya başladım ha. Neden? Baksana bizi bırakıp gittiler. Şey arkadaşlar gitti iki tanesi kalsın. Kalsın. Kalsın kalsın ikişer tane içeriz biz. Tamam kalsın. Ulan bunlar kendi başına bir alt yemez. Olsun ne güzel biz dinleniyoruz onlar yoruluyor. Fikri saçma saçma konuşma. Tamam. Ver hepsini içeyim. Cemil abla merak ettim ya. Nerede kaldılar? Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Saat de geç oldu. Merak etme. Aslında ben de merak ettim de inşallah bir şey olmaz. İnşallah. Keşke Defne'yi bulmuş olsalar. İnşallah. Ne kadar iyi olur değil çok mi? Çok iyi olur. Bir bulsalar Defne'yi. Allah yaşadık o zaman. Oynarız. Şuraya bak. Kaç saat oldu yoklar hala. Şimdi gelirler canım. Onlar belki hazineyi buldu sırtladı gittiler bile ben. Sen de amma fesatsın ya. Lan fesatlığı mı var? Niyetleri iyi olsa anlaşma yaparlardı bizle. O ne demek o? Oğlum yüzde kaçı bizim, kaçı onların bilmiyoruz bile ben. Ha, neden? Bırak nedenini, kaldık burada. Dönmeye bile beş kuruşumuz yok. Cep delik, cep kendilik. Kevgeri miyiz, kevgeri miyiz? Fikri! Dur, sus. Tamam. Hasan abi, kazma kürek işi tamam. Ne zaman alacağız? Ya dönüşte alacak da gidip bizim adamları da alalım hadi. Hadi yürü. Sahiden gelmeyecekler abi. Ne bileyim ben be. Baksana abi saat kaç oldu hala gelmediler ya. Ulan ben dedim be. Ben onların ciğerini biliyorum be ciğerini. Of ulan of. Ha bak geliyorlar geliyorlar. Ne demek o ne şimdi o he? Tahir gelmezler diyordu. Ne yani siz satacağımızı mı zannediyorsun? Ulan ne yılan adamsın sen ha? Öyle demiyorum ben. Siz bunu bilmiyoruz. He Allah Allah. Neyse hadi. Hadi kalkın gidiyorum. Gidelim hadi beyler abi. Kazağımız mübarek olsun yürüyün. Her şey. Bunları nerede giyeceğiz biz be? Ya bu arka tarafta bir yerde giyersiniz. Hadi alın çabuk. Ama ben sıkıştım tuvalete gideyim. Ya şimdi yürü kaybedecek zamanımız yok hadi. İyi. Yürü. Yürü.
Ula kimse yok mu ya? Harbiden kimse yok galiba. Şş, kapat ula! Şu haritayı ver burada. Kimse yok mu acaba? Kimse yok müdür? Buyurun hele, kimi aradınız? Kimseyi aramadık kızım. Biz abele geçiydik oradan da yengem biraz rahatsızlandı. Oy sancım tuttu. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Biraz şurada oturup dinlensinler istedik. Ha, otursunlar soluklansın. He. Anam baban yok mu kimin kimsin senin? Yok, anam tarlada, babam kahvede. He, gelmez mi? Yok. İyi o zaman da. Siz hadi dinlenin biraz. Gel bak ay baba. Gel bak. Vurma. Hadi tut. Tut Hasan abi. Tut. Ne oluyor? Sus kız, sus. İmdat. Vurma. Tut. Ay. Hadi be acele et be. Çok iyi. Sus. Sus. Vallahi geberdiririm ha. Tamam mı? Dur ayakları kaldı, ayakları da kaldı abi. Elim, ellerimi de var. Çabuk ol, çabuk. Tamam, hadi. Tamam, bitiyor. Çek ulan, çek. Çek şunu, çek. Şunların tamam. Ayaklarını bağlayayım, ben şu kazmayla tamam, küreği tamam. Alıp geleyim. Ben bağladım, deli abi. Gelin hadi da. Al bunu bak ha. Gel ulan gel. Al buradan 3 alın bak. Aha. 2,5. Ha burası. Ha, vur. Hadi. Vur vur vur. Ulan biraz hızlı vur ulan. Sen alsana ulan. Şşş. Hadi ulan. Ulan bir kürek daha bulaydık. Ne iyi olacak? Ulan küp kürükleri var ha. Bu iyi iyi doğru yerdeyim ha. Sana ka. Dur bakayım dur lan dur. Dur. At hadi. Ulan geç. Hayır sen kal. Yoruldum ben. Ulan biraz da sen al. Sen al bunu ha. Yap, yorulmuş alın ben. Hadi abi, hadi bak çıkacak, az kaldı ya. Hadi be. Ulan aç şunu be. İmdat! Koşlar, yardım edin! Kurtar! Eyvah, ne yapacağız? Oğlum, ne yapacağız? Kurtulsun abi, ya. Yetişin! Lütfen yetişin! Biz bağırıyoruz, yardım edin! Oğlum, ne yapma? Bir tane daha gel. Aa, bir tane daha gel. Kurtar! Lütfen, yardım edin! Yetişin! Hadi, Yetişin! Define çılgınlığı. Evde define olduğunu sanan 4 kişi evdekilerin el ve ayaklarını bağlayarak bahçeyi kazmaya başladılar. Ev sahipleri kurtulup bağırmaya başlayınca panik içinde kaçan 4 kafadardan Hasan Kaş yakalandı. Onun ifadesiyle diğerleri de yakalanıp adalete teslim edildiler. Hasan ve Veli. Kurdukları hayaller suya düştü. Şimdi cezaevindeler. Tahir ve Fikri. Serbest bırakıldılar. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.